yüksek çıktığı zaman çok uzun ömürlü oluyormuşsun. Doğru mu? Değil mi? Bir daha söyle. Kötü huylu kolesterolün. Yok, iyi huylu kolesterolün. İyi pardon. Huylu. İyi, bir dakika. Ay bir dakika. Şimdi, i̇yi huylu, dur. Bak güzel i̇yi şöyle. Bir kolesterol var. Çok yüksek çıkınca dur. Sen uzun ömürlü oluyormuşsun. Öyle diyorlar. Şimdi kolesterolleri şöyle bir özetliyoruz. Daha sağlıklı oluyormuşsun. Bir, doğru mu değil mi? Soralım. Bir kolesterol var. Kolesterol. Bu bir. Bir de HDL. Yani iyi huylu bu. Ha. Kötü huylu LDL. Bunu nasıl unutmayacaksınız? Lanet kolesterol diyeceksiniz. Lanet, ha. Lanet, lanet. L'den lanet. Aha. Bu da hayırlı kolesterol. H'den ha. Hayırlı kolesterol. Oradan unutmayacaksınız. Bu hayırlı kolesterol, bu da lanet kolesterol. Lanet kolesterol, kötü kolesterol. HDL de hayırlı kolesterol, iyi kolesterol. Bu kolesterolünüz 60'ın üstünde, 60, 40 ile 60 ama 60'ın üstünde olursa, 80 olursa daha iyi. Öyle mi? Tabii, ne kadar yüksek olursa o iyi. Peki bu kolesterol de, bu kolesterol de 200 diyorlar. 200 ama son çalışmalar diyorlar ki 150'nin üstünde olmasın daha da iyi diyorlar ama biz tamam kabul edelim 200. Sınır. Üstüne çıkmayacak. LDL 130'a kadar diyorlar ama bu da 100'ün üstüne çıkmasa iyi olur. İşte esas lanet kolesterol bu. Hmm. Bu yüksekse kardeşler, hele hele iyi dinleyin bunu. Bu yüksek. Yani lanet kolesterol yüksek. Hayırlı kolesterol düşükse biliniz ki, yönetmenim göster sabah konuştuğumuz görüntüleri, bir gösterelim. Neler oluyor görelim bak damarlarda. Gösterelim şimdi. Damardaki yağ mı? Şimdi göstereceğiz. Kolesterol. Bakın bakın şimdi durun. Hemen şey yapmayın. Kolesterol ne? Bu normal bir damardaki kan akımı. Bakın normal akıyor. Burada da işte kolesteroller yükselmiş, damarı daraltmış. Nereden anlayacaksınız? Ya benim eskiden ayak parmaklarım iyiydi, şimdi üşüyor. Hmm. Ben ayak parmağımı tutuyorum buz gibi. Allah eyvah Allah. Ki eyvah. Biliniz ki biraz kolesterol yükseldi. Benim eskiden ayaklarımdaki yara hemen kapanırdı. Hmm. Affedersiniz şu bölgelerde olan yara ya da ayakta yara hemen kapanırdı. Şimdi 15-20 gün kapanmıyor. Ya da kötü kötü izleri kalıyor. Mesela bazı hastalar geliyor diyorum ki açalım bacaklarını abi. Ne yapacağım bacağım ya diyor. Ben diyor kalçamdan geldim, niye buraya bakıyorsun diyor. Burada dolaşımı bakıyoruz. Kan giriş çıkışı iyiyse bütün tedaviler oluyor. Bir, şu laf hep geçerli. Bir yere kan gelecek kardeşler. Kan gelince can gelecek. O yüzden bacaklarınız oralarında yaralar geç kapanıyorsa biliniz ki damarlarınızda böyle bir şey başladı. Şimdi devam ediyoruz. Bakın ne yaptı? Damarda tıkandı. O ilerlediği zaman böyle tıkanmalar meydana geliyor. Bakın iyice damar daraldığı için böyle tıkanmalar meydana geliyor. Bozuldu. Yönetmenim bir görüntümüz daha var. Onu da bir gösterelim. Bir tane daha vardı. Hemen şimdi bir de onu görelim. Evet görüyoruz şimdi. Bu aynı şekilde kalpte de oluyor. Şimdi izah edeceğim. Bakın kolesterol birikiyor. Bakın birikiyor. Devam edelim. Damar mı burası? Şu damar kan akımı. İçerideki de kan gidip geliyor bakın. Bakın ne oluyor? Yavaş 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 ilerliyor. Siz anlamıyorsunuz ilk başlarda. İlerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Bakın iyice damarı daraltıyor. Yapısını bozuyor. Yapısını bozuyor. Esnetti, iyice esnetti. Esnetti, iyice orayı bozdu. İyice birikti. Ha aynen. Bu şeker de olabilir. Şekerinizde varsa o da olabilir. Kolesterol tıkadı. İşte o zaman ne oldu? Eğer bu kalpteyse kalp krizi oldu. Aynen. Eğer beyinde olduysa beyin tıkanması oldu. Felç de oldu Allah korusun. Allah bakın korusun. Kalp en büyük kastır. Kas, ettir yani. Bakın bu damarlarda, bu damarlarda demin gösterdiğim olay oluyor. Eğer bu damarlarda böyle olay olduğu zaman bu bölgede nekroz meydana geliyor. Yani bozulma, ölüm meydana geliyor. Yani Serap Hanım mesela hayır. Ver bir dakika paramı. Şöyle tıkadık, bak tıkadık. Bir süre sonra morarır, daha da devam ederse kararır. İşte kalpte de öyle bir şey oluyor. Kardeşler ilk 6 saat içinde burası tıkandığından itibaren ilk 6 saat içinde hemen hastaneye giderseniz damardan hemen giriyorlar o tıkanan bölgeye, hayır, özel diyorlar. İlaç veriyorlar. Hemen o şeyi eritebiliyorlar artık.
pıhtıyı eritebiliyorlar. O yüzden kalp krizi geçirdiğinizde hemen acil hastaneye gitmek çok önemli. Ama inanın itiraf ediyorum, vallahi billahi doğru, yemin ederek söylüyorum. Bizim Türkiye'deki ambulans servisi artık çok güzel çalışıyor. Evet. Yalnız bir sorun var. Adresleriniz değişiyor. Yanlış adres söylüyorsunuz. Ay, sokakların adları da değişiyor. Dur bir dakika. Dur, ben size bir şey söyleyeceğim. Heyecandan unutuyorsunuz. Lütfen evinizin bir yerde, herkesin göreceği bir yere güzelce evinizin adresini yazınız. Unutuluyor. Heyecan başınıza gelmediği için bilmiyorsunuz. Böyle bir telaşlanılıyor. Adres unutuluyor. Adresinizi güzelce yazınız. Muhakkak telefon numaranızı yazınız. Birçoğunuz karınızın, kocanızın telefonunu bilmiyorsunuz. Tık diye şeyden basıyorsunuz. O telefonları da açık açık yazınız. Çünkü telefondan da bulup gelebiliyorlar sizi sorup. Ambulans bu yüzden çok gecikiyor. Bir de olur olmaz yere arabalarını park eden kardeşlerim. Allah rızası için buradan bir ambulans geçer. Bu ambulans bazen benim karıma gelir, benim anama gelir. Unutmayınız. Allah rızası için unutmayınız ya. Nasıl bir vicdandır, nasıl bir düşüncedir anlamıyorum. Trafikte geçen gün hele sapığın biri, yani sapık diye konuşuyorum affedersin. Ambulansın önünde ne numaralar yaptı biliyorsun. Yani böyle bir şey olmaz yani. Bu da bize bir mahsus. Neyse. Coştuk yine. Coşmuyor. Benim size söylemek istediğim, heyecandan unutuyorsunuz. Evin bir yerine bu telefonu yazınız. Nasıl askeri kuvvetler tatbikat yapıyorsa siz de bir gün evde olmasın ama hadi diyelim birimiz hastalandı, ne yapacağız diye kendi aranızda paylaşım yapınız. Mesela ben hastayla ilgileniyorum. Sen ambulansla konuşacaksın. Ambulansın adresi nerede? Buzdolabının üstünde ya da atıyorum etajerin üstünde. Ne olur onu hemen bir deneyiniz. Böyle yapmayı deneyiniz. Göreceksiniz ki başınıza bir iş geldiğinde saniyeler önemli. Dakikalar önemli kardeşler. Lütfen bunu ihmal etmeyiniz. Bu önemli. Çünkü ilk 6 saatte gittiğiniz zaman hemen orada çözüm oluyor. Ay, işte, tek başıma yaşıyorum diyor da İnci Hanım ne olacak? Allah'a emanet. Ne yapalım? Tek başına yaşıyorsa da Rabbim koruyacaktır. Kendini Allah'a emanet edecek. Sen de başıma bir şey geldiğinde ne yapayım yapacaksın İnci ablacığım? Ne yapacaksın mesela? İlk olarak Allah kimi kurs. Arayacağım? Telefonunda o bölümü öne al, pat diye bastığında o arkadaşını bul ya da yakınını bul. Pat diye ben şuradayım, şöyle vaziyetteyim de. Bir de bir şey daha var. Güvendiğiniz bir komşunuzda, güvendiğiniz birinizde evinizin anahtarı olsun kardeşler. Bu da çok önemli mevzu, bu da çok önemli mevzu. Ama paspasın altında şudur budurdan ziyade muhakkak güven. Öyle bir şey yoksa da ne yapıp edip gidip bir kapıyı açıp bırakın, ondan sonra gelip yatın, istirahat edin, bekleyiniz. Bu da çok önemli mevzular. Çünkü ben yaklaşık 5 yıl Gazi Üniversitesi'nin acil servis sorumluluğunu yaptım. Neler geldi başımıza, neler çektik. Bir gidiyoruz eve, kapı açılmıyor. Ya da maalesef kapılar ters. Bizim ters tuvalette oluyor birçok krizler. Evet. Tuvalette çok özür dilerim. Adamcağız genelde ıkınırken Allah pat diye hadi düşüyor. Böyle düşüyor. Kapı da burada açılmıyor. Açamıyoruz. Kaç sefer biliriz böyle hastayı almak için kapıyı kırdığımızı biliriz. Yani açamıyoruz. Halbuki yabancı memleketlerde hep kapılar, tuvalet kapıları bilhassa dışarıya açılır. Bizde de tersi hep içeriye açılır. Bunu da müteahhitlerimden rica ediyorum. Bunun bir çözüm bulsunlar. Evet. Çünkü hep başımıza geliyor. Bilhassa eski sistem tuvaletlerde düşüp kalıp da açamadığımız çok vakalar biliyoruz. Bakın, burada da böyle çok sıkıntılar oluyor. Değil mi? En çok tuvaletlerde ve banyolarda ölümler oluyormuş. Doğru. Evet, o yüzden maalesef düşmeler, kaymalar. Bir de banyolarda çok önemli. Yerler ıslakken kayıyorsunuz ayağınız. Dün akşam da bizim asistanımız maalesef Cansel Hanım. Bakın burada yok. Cansel. Evet. Maalesef gazi oldu. Evet. Düşmüş elini. Bu şey yapmış, İncikmiş. Banyoda ayağı kaymış. Lütfen kardeşlerim, çok ıslak zemine de dikkat ediniz. Evet.